Merhabalar herkese. Beta karşınıza yeni bir video sizlerle. Ne haber? Hello. Biz evimize geri döndük. Şöyle tok tişörtümü de göstereyim. Aa, ben de onu giyseymişim keşke. Birkaç gün oldu döneli. Azıcık videoları aksattık çünkü hem evin yorgunluğu vardı hem de İpek beni öldürmekle meşguldü. Niye eve VR aldım ve ev şu an nasıl? Çok kötü. Gerçekten İnanılmaz. aşırı kötü yani. Darmadağınık. İnanılmaz ve hani böyle çıldıracak gibi, böyle suratından da hissediyorsun. Bakın suratına, bakın tam bir çıldırmalık kız suratı. Aynen öyle. Beni çıldırtıyor. Ama VR'la ilgili efsane videolar gelecek. Şimdi bugünkü videomuzun konusu CSGO. Çok şaşırtıcı Evet, aynen. oldu. Kanalımızın Şu çok anda şok aksine. olduğunuzu hissediyorum. Ne yaşandı CSGO finalinde? Çok enteresan bir olay oldu aslında. CSGO bitti falan derken CSGO finali, majör finali 1 milyon izlendi. 1 milyon izleyici Twitch'te ulaştı. Bu Twitch'te kırılmış bir rekor bu arada. Biliyorsunuz çok fazla böyle şeyler var. İşte CS biraz daha hardcore bir oyun. Yani işte böyle anlık aksiyonlar oluyor, sonra ölüyorsun, bekliyorsun falan. Daha böyle zaman isteyen ve hardcore bir oyun. PUBG daha casual olarak bunu gelip tahtını ele geçirmişti. Evet. Hakikaten de öyle, inanılmaz satış rakamları falan var. Şimdi ve herkes de diyordu CSGO öldü mü, ölecek mi? Biz bile bununla ilgili video yaptık. Fırsatı Öldü mü, değerlendirdik. ölüyor mu diye. Ha, öldü mü, ölüyor mu diye izlenmelerimizi oradan kastık ama müthiş bir comeback atıldı. Yalnız sen şeyleri gördün mü? Mo mesela anlık tweet atmış ve maç o kadar heyecanlıydı ki bütün böyle Twitch yayıncıları falan sürekli tweetliyordu. İşte şu an şu oldu, şu an şu oluyor. İnanılmaz bir maçtı. Eğer izlemediyseniz gidin, YouTube'da var final maçı Cloud9 vs FaZe Clan yazarak bulabilirsiniz. Özellikle 3. maç 2 uzatmaya gidiyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Yıkıldı Twitch yani, gerçekten Evet, yıkıldı. inanılmaz eğlenceliydi. Ben özetlerini bir daha izledim. Bu Major'ın bir anlamı daha vardı bizim için. Hep. O da Space Soldiers. Aynen öyle. Invade the Space. Hemen şeyleri, sloganları. Space Soldiers bence güzel bir turnuva geçirdi. Şöyle ki elemelerden biliyorsunuz direkt Major'a başlamadı. Major Qualifier dedikleri elemelerden geldi. Sağlam rakiplerle oynadı ve şampiyon Cloud9'ı yendi Yendi. abi. Bu gerçekten bizim için İlk gurur, phase'de bayağı gurur verici geldi, oldu yendi. yani. Bu arada şöyle bir şey var. Bu Space Soldiers'ın bir grubu var ya da resmi grup mu bilmiyorum. Böyle bir Facebook grubu. Ben Space Soldiers maçlarını çok yakından izliyorum ve böyle bir bende fanatiklik var, anladın mı? Bu özellikle Mouse Sport maçı var ya, bizim elendiğimiz. Hog evinde izliyoruz ve bağıra çağıra izliyoruz. Böyle hadi lan vur lan falan böyle. Furkan'la otururken herkes bağırıyor ama gerçekten yani anlayan anlamaya hepimiz bağırıyoruz. Ben hakikaten fanatik bir Space Soldiers fanıyım. Özellikle ülkemizi temsil etmeleri beni bu alanda böyle as bayrakları seviyesine getiriyor. Ben geçen maçta Space Soldiers'ın Exodus mu öyle bir takımla oynadığım maçta Engin yine adam vuramayınca Engin yine şaşırtmadı yazdım ve baya böyle bir olay olmuş. O grupta Yalnız paylaşmışlar falan. Engin müthiş bir şey moral bozukluğu yaşadı ya. Yüzünden bayağı anlaşıldı. Turnuvada Evet. çok gergindi adam. Bu arada şey açısından söyleyeyim. Ben dediğim gibi benim yeni formaların pre-order'ı var. 200'den fazla sticker'ım elimde, bir o kadarını dağıttım ve ben cidden Space Soldiers'ın başarılı olması beni çok gururlandırıyor, mutlu da ediyor. Lütfen takımımla ilgili böyle küçük takılmalarıma, işte yani olur ya Fenerbahçelisindir, Hasan Ali Kaldırım'a laf edersin. Onun gibi düşün. Ben de tamamen böyle küfür etmeden falan hiçbir şey yapmadan bir şey yazdım ve Ya bir de alınan olmuş. o an yani bence anlayacak bir durum yok. O an üzüntüyle de hani ben bayağı üzüldüm mesela. Onun o kadar strese girmesine ve kötü oynamasına gerçekten üzüldüm. Çünkü hakikaten takım arkadaşları inanılmaz performanslar Evet, gösterdi yani. evet, evet. Açıkçası biz o maçı alsaydık ben önümüzün biraz daha açık olacağını düşünüyorum. Major şampiyonluğu için daha erken. Yani Evet, biz işte bu kesinlikle. turu geçseydik Major'da şampiyon olurduk. Belki yarı final görürdük, çeyrek finalde elenirdik ama yine de bu takım daha ilerini yapabileceğini gösterdi. Ya Top tier takımlarla oynarken gösterdi yani. her durumda ilk defa majöre çıktık. Evet. Biz zaten gururu ilkleri yaşadık. Bundan sonra inşallah yavaş yavaş yükselecekler diye düşünüyorum. Ve bu şey için de çok önemli. Bir heyecan getirdi, anladın mı? Şimdi bizim Aynen. CSGO'ya böyle bir şey lazım.
Yani işte bir süredir yeni kasa gelmiyor, yeni content gelmiyor. Çok fazla büyük yenilikler olmuyor ve bu major cidden böyle içimizi böyle bir kabarttı ve böyle bir CS isteği doldurdu. Şunu söyleyeyim, bence PUBG hiçbir zaman, yani hiçbir zaman bir değişiklik yaşanmazsa CS seviyesinde heyecan verici bir oyun olamaz. Evet. Yani hani tamam Twitch'te tahtını salladı işte, çok izlendi falan, ama hiçbir zaman o seviyede rekabetçilik içermediği için ve rekabetçilik çok izlendiği için o seviyeye hiçbir zaman ulaşmaz yani. Yani şöyle hani PUBG turnuvaları da ya da işte PUBG'de yapılan etkinlikler de çok izleniyor. Keyifli onlar. Ama mesela şöyle geliyor bana. O konuda çok daha yeni oyun bir de. Yani işte PUBG'nin geçmişini, CS'nin de tabii ki. Ama hani o da güzel, o da keyifli. Kesinlikle ama keyifli. Ama oynaması da daha böyle hafif bir oyun. Yani şeyi bahsetmiyorum böyle. O da gerginliği var, yetenek gerektiren bir oyun. Ama mesela PUBG'de bir loot evresi var, işte ne bileyim bir yerden bir yere gitmesi var. CS öyle değil. Action pack dedikleri işte round başlıyor, 1,5 dakika içinde her şey ne oluyorsa oluyor. Sonra sıfırdan yeniden başlıyor falan. Ekonomik bir denge falan var. Dolayısıyla hani tam olarak aynı tarz oyun değiller aslında. Değil. Ve ben ikisini de oynarken keyif alıyorum açıkçası. Oynaması ben açıkçası CS'yi oynamaktan keyif almıyorum. CS izlemekten keyif alıyorum. Ya şöyle diyorum ya, CS çok rekabetçi. Yani bence PUBG'ye kıyaslanınca PUBG ile gerçekten çok rekabetçi kalıyor. Yani ben mesela geçen gün işte eve pusarak alanı bize verdiği için birinci olduğumuzu biliyorum. Yani bu yetenek gerektiren bir şey değil ama CS çok rekabetçi. Yani onu kaldırabiliyor olmalı. O var. Mesela işte ben CS oynamayı niye sevmiyorum? Yeteneksiz bir adamım bu konuda. Yani FPS oyunlarında yeteneksiz bir adamım. Bunu da biliyorum. Dolayısıyla ben oynayamasam da onu izlemesi... Ama izlemesi... Yani mesela şey gibi düşün ya, ben futbol oynayamıyorum ama Hasan Ali'nin kötü topçu olduğunu anlayabiliyorum, anladın mı? Yani mevzuya bakınca eğlenceli değil diyebiliyorum. Bir de çok heyecanlı oluyor ya maçları falan. Ama PUBG'yi oynarken benim de mesela atıyorum 10 maçın ikisinde birincilik alabiliyorum kendi başıma oynarken. Ya da ne bileyim Cahitlerle oynarken daha yükseliyor, Cahit adam vuruyor. Dolayısıyla hani başka şeyler bunlar. Ama bir CSGO yayıncısı olarak gameplay'ine çok bulaşmasak da, işin hani biraz daha magazinsel boyutuyla kalsak da 1 milyon izleyiciyi aynı anda Twitch'te görmek, hem de bir Twitch yayıncısı olarak, beni açıkçası gururlandırdı, mutlu etti yani. Yani bir de bu hakikaten gösterdi, CSGO ölmedi yani, ölmez. Evet. Bu şekilde ölmesi mümkün değil çünkü hala hakikaten çok büyük bir izleyici kitlesi var. Evet. Toplamaya tabii da devam ediyor. Bu şey demek değil yani, şu an oyun tabii ki mesela Pro Arena'sı çok güzel gidiyor, izlemesi keyifli ama oynanış açısından da çok 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 yol gitmesi gerekiyor. Evet. Hala hileler büyük bir problem. Mesela bak, PUBG'nin avantajı bir oyuncunun seni gerçekten iyi mi vurduğunu yoksa hile mi olduğunu %100 anlama şansın olmuyor çoğu zaman. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Ferit'i izliyorsun, Vıtıcını. Adam öyle vuruşlar çıkarıyor ki 3 kilometreden gidiyor, Myanmar'dan öbür eski map'teki adam vuruyor, tamam mı? Ve adam bunu canlı yayında izliyorsun, adam bunu hakikaten yapıyor. Ama karşı taraftaki bir adam olarak deathcam'i izlediğinde, ya bu adam gerçekten iyi mi vurdu tek yoksa atışta sıkıntılı, yoksa sıkıntılı mı, tam %100 emin olamıyorsun. Emin olamadıkça da bu konudaki şeyin, endişen azalıyor. Ama CS'de öyle değil, CS'de her şey gözüküyor yani. Evet, daha rahatsız edici boyutta bir kere, o kesin. Evet, o yüzden CS'nin bir an önce şu hile sistemini, yıl olmuş 2018, 1 milyon kişi seni canlı yayında izliyor, şu hile sistemini çözmesi gerekiyor. Bir de gerekiyor. CS'de şöyle bir olay var ya, senin o hileleri o kadar bariz görmen aslında oyun süresiyle ilgili. Hani PUBG öyle değil, adam seni gördü vurdu, bir vuruş kapandı. CS öyle değil. Sen adamın defalarca oyun şeklini izleyebiliyorsun. Dolayısıyla orada çok daha rahatsız edici oluyor. Yani böyle farklılıklar oluyor. Diyeceğimiz bu. Güzel CS bir, ölmedi diyecektik. Güzel bir major oldu. Eminim siz de izlemişsinizdir. En azından Space Soldiers maçlarına bakmışsınızdır. Her şey keyifliydi. İnşallah ileriki turnuvalarda yine Space Soldiers'ı top tier takımlarla görürüz. Benim de desteklediğim bir takım. Daha çok takım çıksın. Daha çok uluslararası turnuvaya gidelim ve böyle saç baş yola yola, böyle sinirlene sinirlene, anlıyor musun demek istediğimi? Böyle Space Soldiers falan. O desteği de hak ediyorlar ama. O desteği de hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Bu sadece şey değil, takımına go go demekle olmaz. Gidin sosyal medyada takip edin. Bütçeniz varsa ne bileyim sticker'ını alın, şimdi kapandı gerçi. Varsa formasından satış alın.
destekleyin bu takımı. Cidden güzel yerlere geleceklerini inanıyorum. Aklı başında da insanlar, yani oyuncuları çok fazla tanımasan da hani yönetim kısmı çok aklı başında insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla inşallah daha iyi yerlere gelecekler. İnşallah. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Sana sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.